Evet arkadaşlar, herkese selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosuyla da birlikteyiz. Bugün çok hemen kısa bir duyurum var arkadaşlar. Aslında bugün Shanghua'nın Sirius sanatçı kostümünü inceleyeceğiz. Lakin ben de satın almadım. Satın almamın sebebini de size söyleyeceğim. Onunla ilgili bir şey var, geri dönüş aldım birkaç kişiden. Onunla ilgili hemen kısaca bir cevap vereceğim o kişilere. ben bu konuda bilgilendirme yaptırdıkları için onlara ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi ondan önce arkadaşlar şuraya bir etkinlik geldi. Eylül ayı takvimi diye. Aslında bu etkinliğin genel amacı şey güncelleme etkinliği bu. 25'inde oyuna yeni bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Bu 25'inde güncellemede de sezonlar sıfırlanacak. Buradan zaten takvimi takip edebilirsiniz. Yeni kahramana bakabilirsiniz arkadaşlar. Yeni kahramanımız da gelecek bizim. Burada 25 Eylül Daidia şeklinde. Daidia'ya da bakarsınız buradan. Yeni kahraman ön izlemesi şeklinde buradan giriş yapabilirsiniz. Ve buradan güncellemin ilk bakışına bakabilirsiniz. Bu etkinliği biliyorsunuz. Ve mesela buna 30 günlükte bir tane bir çiçek yağmuru iz efektini verecek size. Buradan da bunları alırsınız. Buradan bunu kısa bir şekilde söyledim. Bunu geçelim arkadaşlar. Burası bizim konumuz değil. Şimdi bizim konumuz Shanghua'nın kostümü. Arkadaşlar Shanghua'nın kostümü ben daha almadım. Almamın sebebi şu. Ben de bunu bugün alacağım. Lakin bana şunu söylüyorsunuz. Abi sen mesela bir jeton gösteriyorsun yani videonda. Ama bizdeki fiyat daha düşük görünüyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Aslında şuradaki siz envanterinize girmeniz lazım bunun için. Envanterinizden sınırlı süreyi seçmeniz lazım. Sınırlı süreyi, bakın burada kuponlarınız var. Bu kuponlar mesela şu 120 kupona tıklayın diyor ki 120 kupon. 120 jetonluk kupon. Bu kupon dükkanda en az 588 jeton, kostüm veya kahraman üzerine satın alırken kullanılır. Ve size 120 jetonluk bir indirim uygular diyor. Evet, Shanghua'nın kostümü ne yaptı mesela? Benim şu an kuponu gitti. 888'den 590'a indirdi arkadaşlar. Anladınız değil mi demek istediğimi şimdi? Bu kostümün indirimini böyle yapıyor. Bu kostüm size indirimin yaptığı için siz kostümleri daha ona uyguna görüyorsunuz. Bu sizin için çok çok güzel bir şey. Sizler zaten zannediyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şu an mesela 4 günlük %20 indirimde. 4 gün sonra bu %20 indirim gidecek. Bu %20 indirim bitecek. Bir de siz şu an hem bunu %20 indirimle alıyorsunuz. Hem de bir de 590 kupon, 590'ı da yani 888 kuponu alıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Onu da 590 kupona düşürüyor. Aslında çok çok daha uyguna gelmiş oluyor kostüm. Siz bu yüzden de bir fiyat karmaşası yaşıyorsunuz. Peki. Bugün Shanghua'nın kostümüne kısaca bir bakalım. Kısa bir maç atacağız. Kısaca bir kostümü inceleyeceğiz. Sonra bize neler vaat ettiğini göreceğiz. Bu arada kostüm incelemeye konusunda güzel düşünceleriniz için çok ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar sizlere. WhatsApp gruplarından ve diğer gruplardan güzel bir geri bildirimler aldık. Bu şekilde abi hem kısa hem özel anlatıyorsun. Kostüm alınır mı alınmaz mı konusuna değiniyorsun. Zaten siz kostüm alınır mı alınmaz mı konusuna bakıyorsun. Çünkü biz sen yaptığımız işlemleri siz de maç içinde ve oyun içinde siz de kendiniz de yapabilirsiniz ama daha çok hani bu kostüm alınır mı alınmaz mı şeklinde devam eden bir konsept olduğu için bu videolar. Ben şöyle söyleyeyim, hani alınmayacak kostüm Honor of Kings'de olmuyor. Mesela ben bazı oyunlarda, yani biraz evet oyunlarda yeriyordum mesela bazı başka oyunlar, başka önceki yaptığım videolarda. Şu an o videoların çoğunu ben kaldırmış olmam lazım ama hani bu oyunu kötülemek amaçlı yanlış anlamayın. Bazı MOBA oyunlarında gerçekten kostümler çok güzel olmuyordu ve ben bunları gerçekten eleştiriyordum. Ama Honor of Kings'e teşekkür ediyorum arkadaşlar bu konuda. Gerçekten kostümleri muazzam. Yani ben çok severek hani oynadığım için evet ben şu ara çok fazla maç atmıyorum arkadaşlar. Şu an başka işlerim, kendi işlerim var, onlarla uğraşıyorum vesaire uğraşıyorum ama Honor of Kings evet bazı konularda evet zamanla ilerleyecek bir oyun. Bazı konular zamanla gelişecek oyun. Her gelişmekte olan bir oyun ki gelişiyor zaten. Bu konuda yöneticileri ve destek ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Bu konu herkes elinden geleni yapıyor ama kostümleri konusunda gerçekten muazzam. Kostümleri aldıkları tek bir jeton dahi sonuna kadar hak eden bir oyun. O yüzden dolayı ben Honor of Kings'e bayılarak oynuyorum. Özellikle kostümler olduğu zaman ayrı bir heyecan oluyor bende. Sizde muhtemelen ben şunu fark ettim oyuncular. Evet siz arkadaşlar çoğunuz ben bu güzel bir geri dönüşten dolayı ben oyunculara da oyuna da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Niye? Oyuna her kostüm geldiğinde kahramana değil de oyuncular kostüme çok seviniyorlar. Bu aslında Honor of Kings'in güzel bir yolu kat ettiğinin de bir göstergesidir. Ben gerçekten dediğim gibi destek ekibine, tasarım ekibine ve Türkiye üzerinde yani bizim Türkiye yönetici grubuna da destek ekibine de ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü oyuncular gerçekten şu konuda anlamış durumlar. Evet,
Honor of Kings'te kahramanlar var. Kolay bir şekilde sahip oluyorsun. Bunda hiçbir sorun yok. Ama kostüm gelince oyuncularda çok başka bir heyecan oluşuyor. Ben de güzel kostümlerin geleceğini size buradan güzel güzel söyleyeyim. Bu arada hem bu güzel haberlerle ilgili olarak da Honor of Kings'in Discord sayfası, Instagram sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Ben videonun açıklama kısmında yine bunları bırakacağım. Sizlere buradan bakıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Yeni kostümler gelmeye zaten devam ediyor. Yeni kahramanlar gelmeye devam ediyor. Zaten gördüğünüz gibi Daidia gelecek. Örnek vereyim mesela. Yeni sürüm gelecek. Yeni sürümde bize güzel kostümler ve güzel kahramanlar bizleri bekliyor. Peki. Şimdi Shangguan kostümü 590 jeton. Yani 590 veya 888 jeton alacaksınız. İndiriminize göre, elinizdeki kupona göre alacaksınız arkadaşlar. Bunun aklınızda bulunsun. Peki bu kostüm bize neler vaat ediyor? Hemen şuradan baktığımızda Sirius'a bir dizi kostüm. Evet, diziden bir kostüm. Tamam. Sanatçı. Bunu da avatar çerçevesi vermiyor arkadaşlar. Konuşma sesleri veriyor. Hemen kısa bir maça girelim. Buradan. Karşımıza da Doktor Bean koyalım. Gerçek kibarlık asla konuşmayanlarda. Peki Shangguan oynaması da arkadaşlar Shangguan'ın biraz oynaması zor. Ben size bunu söyleyeyim. Evet. Onun üçüncü skill'de bir mühür açmanız gerekiyor. O mühürü açtığınız zaman saldırıya geçiyor. Yani hem yenilmez oluyor, vurulmaz oluyor hem de bir tür saldırıya geçiyor arkadaşlar. Bu da aklınıza bulunsun ama bizim amacımız burada kostüm efektlerine bakmak olduğu için hızlıca bir kostüm efektlerimize bakalım. Çok da dediğim gibi vaktinizi çalmayacağım. Mesela olan biraz yeni haberlere bakmakta, şu an kostüm incelemekte. Ama Shangguan'ın kostümü de güzel. Lakin Ahri kostümüyle güzel bir maça gireceğiz. O ayrı mesele. Bunu da size göstermiş olayım. En sonunda kostüm lobi efektlerine bir daha bakacağız. Skill efektlerine baktıktan sonra. Çünkü bir akıl yükseltme diyelim. Herkese can verelim arkadaşlar. Para verelim buradan. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bu birinci skillimizin yeteneği. Gayet güzel olmuş. Bizim kalem efektimiz vardı. Ama arkadaşlar gerçekten kostüm çok şaşalı olmuş. Alınır mı? Sonuna kadar alınır. Yani hak ediyor yani sonuna kadar. Çünkü efektleri ve şaşalı bu neon efektleri falan çok gerçekten güzel olmuş. Buna çok sevindim. Ah, yenilmez moda girdik sonunda. Dediğim gibi Shangguan'da yenilmez modu aşmak mesele. Arkadaşlar sonuna kadar kostüm alınır. Yani şimdi şöyle bakıyorum da gerçekten kostüm şaşalı, güzel efektleri sevenler için 10 numara olarak düşünülmüş bir kostüm. Ama dedim, maçı çok hani çok uzatmadan hani direkt konuya girmek için böyle bir şey yaptım. Konu özü şu. Bu kostümü alınır mı abi? Alınır. Zaten ben Honor of Kings'e hani alınmayacak kostüm hiç bugüne kadar geldiğini görmedim. Rahat rahat alın arkadaşlar. Hani gönül rahatına alınabilir. Hazırda bu kahraman oyun Shangguan oynayanlar varsa ki zaten Shangguan şöyle. Shangguan zor bir karakter ama oynandığı zaman da gerçekten hani gerçekten oynanan bir karakter yani arkadaşlar. Hani tehlikeli bir karakter, çok hasar veren bir karakter ve 3. skill'deki mühürleri kaldırdığı zaman gerçekten ama gerçekten çok fazla efektif, çok eğlenceli bir karakter arkadaşlar. Bu da tamamıyla artık hani biraz da sizin el becerinize kalıyor burada işler. Gayet de güzel olmuş. Yani bir tane efektleri gayet güzel. Sesleri de gayet güzel arkadaşlar. Yani efekt attığı sesleri de çok çok güzel duruyor. Yok gerçekten güzel kostüm arkadaşlar. Ben beğendim. Yani alacak olanlar da şu an bunu hani gönül rahatlığıyla alabilirler. Shangguan kostümünü. Konuşmaları falan gerçekten güzel düşünülmüş bu arada.
Herkesin eline emeğini salgı. Gerçekten güzel kostümü. Şimdi maçı bırakalım. Bir son lobisine bakalım. Kostümlerimize. 590 jeton arkadaşlar rahat rahat alınır. Yani gerçekten güzel ve efektif bir kostüm. Eğlenceli ve şaşalı bir kostüm. Ama en çok sevdiğiniz kostüm var benim kostüm. Bunun farkındayım arkadaşlar. Shango'nun çok oynayan yok. Ben bunu hani oynamakla ilgili. Mesela kostümleri almak biraz ona oynamakla ilgili olduğu için. Shango'nun oyuncusu çok fazla yok. Ama Shango'nun oyuncuları da bu kostüm kaçırmamasını temenni ediyorum. Zaten rica ediyorum hatta. Yani çünkü gerçekten güzel kostüm. Hani bu fiyata hani 590 jetonla rahatlıkla güzel güzel alırsınız. Onu da size söyleyeyim. Şimdi asıl mesele bu kostümle ilgili son görüşleri almakta. Lobi efektleri çok güzel. Neon efekti, bu efektler falan çok güzel düşünülmüş. Zaten ben de bugün bu kostümü envanterime atacağım. Artık ben hani dediğim gibi Shango'nun çok oynayan birisi değilim. Ama alırım. Çünkü en azından güzel kostüm. Yani böyle güzel kostümler geldiği zaman ben asla ve asla kaçırmıyorum. Sizler de kaçırmamanızı dilerim arkadaşlar. Çünkü kaçırdığınız zaman çünkü çok fazla fiyatı yükselecek. Neredeyse şu an fiyatı yarı yarıya. Yani 590 jetonu rahat rahat alırsınız. Elinizde kuponlarınız vardır muhtemelen. Herkese kupon veriyor zaten oyunda. Arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güncel haberler konusunda da yine Discord sayfasını, oyunun Discord resmi Discord sayfalarını, Instagram sayfalarını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.